Genç kıza bir toplantıda rastlamıştı. Güzelliği karşısında büyülenmişti. Toplantının sonunda kızı kahve içmeye davet etti. Kız, toplantı boyu dikkatini çekmeyen delikanlının davetine şaşırdı. Ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki şirin bir çay bahçesine oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki kalbinin çarpmasından konuşamıyordu. Onun bu hali kızın da huzurunu kaçırdı. "Ben artık gideyim," demeye hazırlanırken delikanlı birden garsonu çağırdı. "Bana biraz tuz getirir misiniz?" dedi. Kahveme koymak için. Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı. "Kahveye tuz." Delikanlı kıpkırmızı oldu utançtan ama tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız merakla, "Garip bir ağız tadınız var," dedi. Delikanlı anlattı. "Çocukken deniz kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynadım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmedi. Bu tatla büyüdüm ben. Bu tadı çok severim. Kahveme tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde hissetsem, çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. Annemle babam hala o deniz kenarında oturuyorlar. Onları ve evimi öyle özlüyorum ki." Bunları söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken, evini, ailesini bu kadar özleyen bir adam, evi, aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri, ev duyuşu olan biri. Kız da konuşmaya başladı. Onun da evi uzaklardaydı, çocukluğu gibi. O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet olmuştu. Tatlı ve sıcak. Ve de bu sohbet öykümüzün harikulade güzel başlangıcı olmuştu tabii. Buluşmaya devam ettiler. Ve her güzel öyküde olduğu gibi prenses ve prens evlendiler. Ve de ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa prensine, içine bir kaşık tuz da koydu hayat boyu. Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü. 40 yıl sonra, tam 40 yıl sonra adam dünyaya veda etti. "Ölümümden sonra aç," diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına. Şöyle diyordu satırlarında: "Sevdiğim, bir tanem, lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine kurduğum için beni affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim. Bir kere. Tuzlu kahvede ilk buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı ve gergindim ki şeker diyecekken tuz çıktı ağzımdan. Sen ve herkes bana bakarken değiştirmeye o kadar utandım ki korktum. Yalanla devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm, düşündüm ama yapamadım. Her defasında korkumdan vazgeçtim. Ve şimdi ölüyorum. Ve artık korkmam için hiçbir sebep yok. İşte gerçek. Ben tuzlu kahve sevmem. Hatta nefret ederim. O garip ve rezil bir tat. Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim ya, hem de zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatımın en büyük mutluluğuydu. Ve ben bu mutluluğu tuzlu kahveye borçluyum. Dünyaya bir daha gelsem, her şeyi yeniden yaşamak, seni yeniden tanımak ve bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterim. İkinci bir hayat boyu daha tuzlu kahve içmek zorunda kalsam bile."
Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam ıslattı. Lafı açtığımda bir gün biri kadına "Tuzlu kahve nasıl bir şey?" diye soracak oldu. Yaşlı prensesin gözleri nemlendi ve "Çok tatlı," dedi. "Çok tatlı."